Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer. Bu gerçekten böyle tabi sahabinin hepsi çok güzel. Çok takva olan, takva ehli olan böyle bütün sahabe gibi. Bunun hatıraları da var. Bu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimizle alakalı çok güzel hatıraları var. Şu anda bu okuyacağımız bu hadis-i şerifte de bir hatırasını anlatıyor. Diyor ki, اَخَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ كِب۪ي Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni omuzlarımdan tuttu. Hani böyle yakalarız ya arkadan böyle ya da karşıdan böyle omuzlarını tutarız böyle. Bu bir samimiyeti gösteriyor. İlgi ve alakayı gösteriyor. Bir de söyleyeceğin çok önemli olduğunu böyle omuzlarını tutarak ona şöyle bir nasihatte bulundu. Ya bu mana olarak hepinizin bildiği bir hadis-i şerif. Bundan eminim. كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَر۪يبٌ Sen dünyada bir garip gibi ol. اَوْعَابِرُ سَب۪يلٍ Ya da bir yolcu gibi ol. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada bir garip gibi olmamızı. Garip nedir? Gurbete çıkmış kişi değil mi? Gurbete çıkmış, memleketini özlüyor, yakınlarını özlüyor, eşini dostunu özlüyor. Gidip çalışacak gurbette, biraz artık sıkıntı çekecek, para kazanacak. Çoluk çocuğu, eşi dostu rahat etsin diye, geleceği istikbalini güzel hazırlayayım diye. Böyle bir sıkıntılara katlanmak için gurbete gitmiş. Tabii gurbette memleketi düşünüyor, arkadaşlarını düşünüyor, eşini dostunu düşünüyor. İşte biz de dünyada gurbetteyiz. Niye? Bizim asıl yurdumuz ahiret. Yani cennet inşallah müminlerin yurdu. Dolayısıyla biz burada gurbetteyiz. Hiç olmazsa kendimizi gurbette olduğumuzu bilelim, asıl yurdumuzu unutmayalım. Şimdi gurbette olan memlekete döndüğü zaman onun eline bakar mı insan? Bakar değil mi? Bize ne getirdi acaba? Nerede diyelim Almanya'dan geldi ya da Konya'dan geldi ya da Trabzon'da. Nereden geldiyse böyle. Böyle bir hediye, bu da bizim örfümüzde var zaten hediye götürmek. İşte ahirette de biz bu gurbetten döndüğümüz zaman işte bizim elimize ne getirdi? İşte salih amelleri getirmemiz lazım. Rabbimizin razı olduğu güzel amelleri getirmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun olduğu güzel amelleri getirmemiz lazım. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini bir yolcu gibi gör ya da böyle bir gurbette olan bir kişi gibi gör buyuruyor. Şimdi gurbete giden bir kimse orada niyeti farklıydı, oraları mesken tutsa artık tüm böyle akrabasını, konu komşusunu, eşini, dostu unutmuş olsa bu da ne kadar tehlikeli değil mi? İşte Efendimiz kendini gurbette olan bir kimse gibi say diye buyururken sen gurbettesin dünyada, bütün hayat burasıdır, bütün yaşam burasıdır diye bu dünyayı mesken tutma, senin yurdun, senin asıl meskenin ahirettir, cennettir mesajı veriliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dünyayı ahireti kazandıracak bir fırsat olarak değerlendiren kullarından eylesin. Tabii yolcu gibi de ol diyor. Yolculuk yapan bir insan diyelim ki buradan bir memlekete diyelim Anadolu'ya bir yere gidecek. Yolda giderken bir mola verildi yarım saat. Ya ben buraya bir tane ev kondurayım. Efendim şurada bir iş kurayım demez insan. İhtiyacını gideri yemek yiyeceksin. Yer içer hava alır ondan sonra dönüp gider. İşte dünyada geçici bir yerdir. Adeta bu yolcunun geçen süresi ne kadarsa, moraları ne kadarsa hayatımız da kısadır. Zaten soracaklar ne kadar kaldınız dünyada? Ya bir gün ya da bir günden az, öğle ikindi arası diyelim kuşluk vakti, akşam yatsı arası gibi. Hatta işi böyle matematik kuvvetli olanlara istersen sor diye. Kur'an-ı Kerim'de bu işi hesaplamayı iyi bilene sor diye böyle söyleyecekler. Ama Rabbimiz diyecek ki sizler orada gerçekten çok az kaldınız. Keşke bunu bilseydiniz. Çünkü biz ölmeyecek gibi yaşadığımız için dünyanın geçici olduğunu çok anlamıyoruz. Yaşlansak da bizim ruhumuz hala genç oluyor. Daha fazla yaşayalım. Daha fazla hesabımız, planımız, programımız oluyor. Tamam, daha fazla yaşama arzusu kötü bir şey değil. Ama Müslümanca yaşamak lazım. Müslümanca efendim konuşmak, Müslümanca dinlemek, Müslümanca bakmak lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dünya yolculuğumuzu hayırlı, bereketli bir şekilde kılan kullarından eylesin. Ahiret azığımızı da dolu dolu eden kullarından eylesin. Şimdi bu hadis-i şerifi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etti. Efendim omuzlarından beni tuttu. Dedi ki bak dünyada böyle bir garip kimse gibi ol. Bir yolcu gibi ol dedi. Bana böyle nasihatte bulundu. Sonra Abdullah İbni Ömer der ki اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَدِرِ السَّبَاحَ Sen akşama ulaştığın zaman Allah böyle bir nimet verdi. Akşama ulaştığın sabahı bekleme. Yani sabaha garantin yok.
Sabaha garantin yok. Akşama ulaştın mı sabaha bekleme. Ve izâ esbahte felâ tentadır mesâe. Sen sabaha ulaştığın zaman da akşam garantin yok. Akşamı da ümit etme, bekleme. Çünkü o işin garantisi yok. Yani bulunduğun vaktin kıymetini bil diyor. Sabahaysa sabahın, o günün kıymetini bil. Akşamsa akşama bunun kıymetini bil. Sonrasında bunu biraz daha açarak vehud min sıhhatike li meradike. Sen hasta olacağın günler için, yani hastalık için ne yapacaksın? Sıhhatli olduğun zamanlar tedbirini al. Ya bunun için tedbirini al ki hastalık gelmesin. Hastalık geldiği zaman insan bayağı bir sıkıntı çeker. Bunun için diyor, sağlıklı günlerinde, hastalanacağın günler için onun bir tedbirini al. Ve min hayatike li mevtike. Ve ölümün içinde, öleceğin gün geleceği zaman gelmeden önce hayatının kıymetini bil, hayatında alınması gereken tedbirleri al diye Abdullah İbni Ömer de böyle bir nasihatte bulunuyor. Rabbimiz akşamlarımızda hayırlı eylesin, sabahlarımızda hayırlı eylesin, ömrümüzü hayırlı eylesin, ömrümüzü güzel eylesin, yaşamımızı güzel eylesin, ölümümüzü de güzel eylesin inşallah. Şimdi ezan-ı Muhammedi de başlandı. Şimdi son bir hadis-i şerif okuyalım. Bu hadis-i şerif de yani hepimizin ihmal ettiği bir hadis-i şerif. Yani bir mesele var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vurguladığı çok önemli bir konu. Bizi böyle hani mesela Efendimiz buyururlar ki lezzetleri parçalayan, lezzetleri tahrip eden, darmadağın eden ölümü sık sık hatırlayın. Yani ölümü hatırladığı zaman kişi ne olur? Ahirete hazırlık yapmaya çalışır. Neticede öleceğiz diye bunu hatırladığı zaman Efendimiz sık sık bunu hatırlayın diyor. Bu da çok önemli. Yani mezar ziyaretleri, ölüm haberleri, hasta olan insanlar, yaşlanmak, halden düşmek, efendim bunaklık hali, işte cinnet hali, böyle farklı farklı durumlar var. İşte bütün bunlarda kişi bir ibret, bir hisse almalı, ölüme hazırlanmalı. Efendimiz sık sık ölüme hazırlanın diyor. Hatta bir gün en ahlaklı kimse kimdir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdukları zaman o en iyi müminin, en faziletli müminin kim olduğunu Efendimiz en iyi ahlaklı mümin, en faziletlidir buyurdu. Sonrasında peki en akıllısı kimdir deyince Efendimiz en akıllı, müminlerin en akıllısı ölümü bilip ve ölüme doğru hazırlanan ve ölüm ötesine hazırlık yapandır buyurdu. Şimdi ölümü bize sürekli hatırlatan Efendimizin bir mesajı var. İhmal ettiğimiz, yani biz hocaların da ihmal ettiği, öyle söyleyeyim. Yine Abdullah İbni Ömer bunu rivayet eder. Der ki Efendimiz bir gün مَا حَقُّمْ رِئِنْ مُسْلِمِنْ لَهُ شَيْءٌ يُوْسِي ف۪يهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ. Şimdi Efendimiz buyurdular ki yani şu doğru değildir. Bir Müslümanın yanında vasiyet edecek şeyleri olduğu halde onun vasiyet etmeden iki gece geçirmesi, hatta farklı hadis-i şeriflerde yebitü selâtele, yani üç gece geçirmesi, bu doğru değildir. Vasiyyetu mektubetun indehu, kişinin yanında o vasiyeti olması lazım. Yani vasiyeti yazmadan iki gün geçirmek, üç gün geçirmek Efendimizin ifadesiyle doğru değildir. Peki vasiyeti yazsak ne olacak? Yani vasiyet ne anlama gelir? Vasiyet şudur. Şimdi kişi işte ben vasiyetimdir. Nedir? Herkesin imkanı, ekonomik durumu farklı olduğundan dolayı kişi mesela şunu diyebilir. Ya işte benim zekat borcum vardı. Yazması lazım. Bak benim işte bunu ödeyemedi diyelim. Durumu iyidir. Sonra ödeyin diye. Zekat borcu vardı. Kurban borcu vardı. Efendim oruçta tutamadı. Fidye borçları vardı gibi. Bunları yazması ya da borçları olan, birilerine borcum var, birisinden alacağım var. O vasiyete ya da efendim ben vefat ettikten sonra malımdan şu kısmı, üçte birini verme hakkı var. Onu şu kimselere verin diye fakir fukaraya mesela vasiyette yazması gerekir. Bu da çok bereketlidir. Şimdi bunu yazdığı zaman ne oluyor? Kişi şunu düşünür. Vasiyeti yaz diye. Ben öleceğim bir gün. Yani hepimiz öleceğiz ama o vasiyeti yazıp hazırlıklı bulunduğu zaman her zaman ölümü hatırdan çıkarmaz, iyi işler yapar. Ne? Ölüm ötesine hazırlık yapmış olur. Vasiyetin böyle faydası var. İşte Abdullah İbni Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadis-i şerifi bize rivayet ettikten sonra bakınız kendi yaptığı uygulamayı da şöyle ifade ediyor.
Ma merret aleyye leyletun mundu semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gale darik illa ve indi vasiyeti. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu duyduktan sonra kişinin yanında vasiyet edecek bir şeyi varken iki gece gecelemesi, üç gece gecelemesi doğru değildir. Bu sözü duyduktan sonra ben ne yaptım? Vasiyetimi yazdım. Üzerimden bir gece bile geçmedi. Her zaman vasiyetim hazırdır demiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu ahirete her halükarda hazırlanan kullarından eylesin. Ölüm ötesine hazırlananlardan eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.